Selamünaleyküm dostlarım. Hepinize yeni bir günden merhaba. Bugün şu köprü altında bir lokanta var. Güzel bir hamburger yapıyor. Arkadaşımızla şimdi onu yemeye gidiyoruz. Gerçekten büyük ve doyurucu bir hamburger ve ucuz. Evet, otur sen. Ben de arabamı buraya park edeyim abi. Arabamızı park ettik. Şimdi telif atarım ama bak ona göre. Bu surata telif mi olur lan? Ya senin suratı oluyorsa bana... Kamera sanki düştükten sonra daha iyi çekmeye başladı ama şırap diye düştü kamera. Nasıl düştü anlat kamerayı. Bak çek abi ayağımı da çek. Bugün, ayağını da çekelim. Bak, bugün banyoda düştüm. Acayip düştüm. Anlat. Elimden şırap diye kamera da düştü. Dedim kamera gitti ayağımı düşünmüyorum ha. Nasıl hissediyorsun? Abi acıyordu şimdi çok iyi yani. Şu an iyi misin? İlk 20 dakika çok sızladı yani. Ayağım kaydı abi. Nasıl? Sol ayakla girdim ya. Abi sol ayakla öyle yerlere sağ ayakla gireceksin. Sen destursuz girdin. Ha ne oluyor sağ ayakta girince? Sağ ayakta şeytanlar mı gidiyor? Aynen. Kış kış. Kış kış. Kış kış. Kış. Bilmiyorum abi şu an açım ben. Anlamıyorum. Ne konuştuğumuzun da farkında değilim. İyi oldu ya. Şimdi kostelete ne yiyebilirim ya? Akşam ne yiyeceğim diye düşünüyordum. Hamburger iyi oldu ya. Şimdi ne yiyeceğiz açıklamak ister misin? Double hamburger yiyeceğiz. Double hamburger. Ne önce, var mesela? 3-4 double... kere geldik. 2 tane hamburger var arada. Ne var? Hadi söyle. Tavuk hamburgeri tavuk, var. Tavuk. Tavuk. Gelsin birazdan göstereceğiz arkadaşlara da. Tavuk. Sadece ve sadece 6 ringgit. 6 ringgit. Kaç TL yapıyor? 35 lira falan herhalde. 35 lira mıydı? Güncel. 34-35 lira. Tamam biz. Ben şimdi hayvanlık yapıp 2 tane hamburger, 1 tane patates yiyeceğim. Sen ne yiyorsun? Bir hamburger, bir patates yanına kolamı aldım. Sen kola almadın. Şu an kaç kilosun? 58 oldum yani. 58 mi? 58 kiloyum yani. 58 kilosun. Çok düştüm. Çok düştüm. Vallahi. Boyun kaç? 1.70. 1.70 yoksun abi yalan söyleyeyim. Sıcaktan 1.68'e falan düştüm. Burası sıcak ülke abi. Sıcak ülkede çekti kilo mi? Ver. Çekti mi? Sıcak ülkede kiloyu veriyorsun sıcak, boydan da gidiyor. Sıcak çekti tabii, mi? Boydan enden kaybediyorsun abi. Bu, bak bu videoyu kesinlikle kesmeden at. Patlarsın. Ya abi ciddi diyorum boydan da kaybediyorsun enden de kaybediyorsun. Boydan kaybediyorsun abi. Yani geçen gün şey demiştin ya sana 4 GB'lık hard diskim var ya boştu. Evet, evet. Ben burada bir sürü video topladım içine. Ağırlaştı anasını satayım. Onun o misal. Evet evet. Boydan çekiyorsun sıcak ülkelerde. Boydan enden kaybediyorsun. Evet kışın ne oluyor? Abi 10 kilo vermişim. 10 kiloyu sadece enden de verdim. Boydan da veriliyor. Tabii 10 sen, kiloyu... Sen iyi yaşıyorsun ha. Otomatikle. Sen bu kafayla iyi bu abi, yaşa koskoca, gelmişsin abi ya. Ya abi akıl bak bu boy değil mi? Evet. Koskoca 10 kilo enden mi gidecek? Hiç boydan gitmiyor mu? Boydan da gidiyor abi. Bilmem. Bak uzay astronotlar var ya. Uzaya çıkıyor ya. Heh. 6 ay falan kalıyor. Astronotlar tamam. Yeryüzüne geldiği zaman 3-5 santim uzuyorlar. Neden? Sebebini anlat. Orada ne oluyor? Bu omurgalar açılıyor orada. Evet, açılıyor. Havada, evet. Sıcakta ne oluyor abi? Kısalıyorsun. O zaman bu kadar kafan çalışmıyor evet, senin. Evet. Doğru söylüyorum. O zaman biz boy ölçülürken dik mi durmalıyız, eğik mi durmalıyız? Boy ölçülürken? Evet. Abi ben onlara inanmıyorum abi. Covid'e, Movid'e de inanmıyorum. Dünya düz değil mi abi? Dünya düz. Abi, yok ben dünyanın yuvarlak olmadığına da eminim. Ama benim bir arkadaşım var. İnşallah o Movid'i izlemez. Çocukluk arkadaşım. Dünyanın düz olduğuna inanıyor. Ya sen de hiç... çok farklı değilsin abi. Yani dünyanın düz olduğuna senden, inanmıyorsun da. Senden işte benden çocukluk arkadaşım ondan. Boyumun 1.75 olduğunu düşünüyorsun yani. Görüne yeten şaşı kalka. 1.75'tim burada. 1.70'e düştüm abi. 1.70 abi uzayda duran adam uzuyor da tabii. Kilo verirken boydan mı kısalmıyor? Tabii abi biz de geldik Tayland'a, Asya'da illaki uzaydayız yani değil mi?
Her yer uzay. Oksijen zaten. Yok, bir şey yok. Her yer uzay. Sadece biz buraya dünya adını verdik. Evet, dünya adı. Anlat. Biz gelmeseydik, başka bir toplum gelseydi, onlar başka bir evren adını verecekti. Ne vereceklerdi mesela? Sen olsan ne verirdin? Abi. Sen bizde dünya deniyor. Dünya değil de ne derdin mesela? Bizde dünya deniyor değil mi? İngilizce git. Hayır, ben onu merak ettim. İngilizce... Bak. Hayır, ben onu merak ettim. Walt deniyor, Walt. Walt mıdır, nedir işte? Tam telaffuz edemiyorum. Walt muydu? Yani biz dünya diyoruz, onlar Walt diyor. Biz siyah diyoruz, onlar ne diyorlar white abi? Diyor. Anlamadım, dark diyorlar, mark diyorlar. World mü diyorlar? Abi insan ne istiyorsanız onu deyin ya. Benden uzak durun abi. Sen olsan ne isim verdin? Tek akıllarda tek bir soru var bu. Sen olsan ne derdin? Ne derdin? Gezegen derdim. En iyisi ya, gezegen çünkü. Hayal gücüm bile yani bildiklerinden gezegen. İbaret abi. Gezegen abi, o da doğru. Bir şey yaratamıyorum ben. Bende yaratıcılık yok. Yiyeceğiz biz, yiyeceğiz. Bak bu videoyu at. Benimki çift hamburgerli olsun. Çift ekmek. Çift ekmek. Evet, evet abi. Güzel bir muhabbet oldu. Güzel oldu. Evet. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Burada muhabbetimizin zeka seviyesi yerlerde her zamanki gibi. Benim de tanıştığın için Allah'a yat kat şükret. Tabii tabii şükrediyorum ben. Neler varmış diyorum. Neler varmış bu hayatta. Şey hani egzotik bir hayvan gibi geliyor bana. Bu videoyu atarsan beni de etiketle. Ben kimim? Kubilay Kaan Küçük. Kubilay Küçük. Evet, Küçük de diyebilirsiniz. Kubilay Küçük, Kubilay Kaan Küçük. Ayrıca neyi takip etmeyi unutmasınlar? Beni. Önce ben. Önce Canan. Yok, önce Can. Can. Ben bu atasözden i̇şte... hep tekten söylüyorum yani. Evet abi, evet. Farkındayım. O zaman artık kapatalım, yemek yedin değil mi? Hamburger gelsin, arkadaşlara gösterelim. Ya dur be ya, artık bir yemek... Köprü altına gelirlerse burada yesinler. Bir yemek yiyelim köprü. Son olarak bize bir tavsiye bırak. Dünya ile ilgili bir tavsiye ver. Hiç kimse fazla para için çalışmasın arkadaşlar. Yeterince paranın çalışsın. Kölesi olmayın. Paranın kölesi olmayın. Yeterince çalışın, bırakın. Bu kapital sisteme bittiği kazandırmayın. Zaman, bittiği zaman tekrar çalışın. Biriktiği zaman tekrar işi bırakın anasını. İşin canı cehenneme. Evet, patronların evet. Canı cehenneme. Aynen öyle, isyan ediyoruz. Son bir söz daha söyleyeyim. Patronların hariç de onlar çok iyi insanlar. Abi. O patronları tenzih ederim. Onlar lokum gibi insanlar. Şimdi Türkiye'de 18'ine gelmemiş çocuklara bir tavsiye versen, tek bir tavsiye bu ne olur? 18'ine gelmeden önce en az 2 ülke geçsinler. Benim gibi yani 15-102 falan geçsinler abi. Abi yaş kaç senin? 42. Kaç ülke gördün? Bir ülke gördüm, öbür günlerde karampara gittim işte, vize için gittim yani. Tamam, hangileri daha onlar? Geliyor. Toplamda ne kadar abi, gördün? Abi 2 ülke gezdim, bunda 3 ya. Tamam, böyle 2. Ama biz hayat okulu okuduk. Beni çekiyor musun? Beni çek. Seni çekiyorum abi. Ama biz hayat okulu okuduk. Ben birini al abi. Yemek de geldi. Ben yemeğimi yiyorum artık. Kapatıyorum. Hadi açalım, gösteririm bak. Hani double ne oluyor demiştik. İki kat. İki tane. Yer iki. Sos da geldi. Sosu da çek. Lan sos dediğin ketçap mayonez abi. Sen niye abartıyorsun ki bunu yani? Bu kaç para biliyor musunuz? Şu menü. Bu 6 ringgit. Bu da 5 ringgit. Patatesi de iyi yani. O KFC'lerdeki falan gibi kuru kuru değil yani. Ye bakalım bir tane. Patates güzel. Beğendin mi? Güzel. Geçmiş olsun. Şahane değil ama güzel patates. Hamburger süper. Bu arada aynı menü ne kadar? McDonald's'ta 12-13 ringgit. 14 ringgit. McDonald's'taki evet. Büyük değil ki ya. Bunun yarısı Isır kadar. Isır bakayım ya. Bir tane abi. Bak. Isır görsünler. Isır. Şimdi bu ısırmam var ya, McDonald's falan kapacak. Yapıştıracaklar. Bedava ısırmıyorum. Tamam, bu sıra McDonald's sponsor bile olur. Görüşürüz. Dostlarım, eğer Malezya Kuala Lumpur'a gelirseniz muhakkak böyle yerlerde böyle çok var otobüs durakları. Buradan Kuala Lumpur'dan, şu anda Kuala Lumpur'dayız. Singapur'a böyle yerlerden otobüsle Singapur şehir merkezinin içine gidiyorsunuz. Singapur şehir merkezinin içine kadar gidiyor ve
15 dolar normalde. Fakat böyle çok yerler var. Buralar kaça gidiyor? 25 dolara falan gidiyor buradan. Ama 15 dolara gidiyor. Bu Kuala Lumpur'da bir tane şey var. Nasıl bizde otogarlar olur, otobüslerin şehir içi, şehir dışı otobüsleri var ya. Burada da öyle bir yer var. O noktadan 15 dolara gidiyorsunuz Singapur'a. Şimdi Singapur şehir merkezinin içine yani. 15 dolara da geliş, 30 dolara buradan Singapur'a gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ben gitmeyi çok istiyordum ama olmadı. Normalde böyle gidip bir gece, iki gece kalmayı çok istiyordum. Aslında çok da basit gitmesi ama olmadı. Ben yapmadım ama siz yapın arkadaşlar. Eğer Malezya Kuala Lumpur'a gelirseniz buradan gidiş geliş biletinizi alın. Gidiş dönüşlü. 30 dolara alın. Gidin indiğiniz yerde. Atıyorum akşama doğru gittiniz. Akşam 6'da. Sabaha kadar gezin. Dönüş biletini de ertesi sabah atıyorum 8'e 9'a alın. Ertesi sabah da tekrar geri gelin. Muhteşem yani. 30 dolara bir ülke gezmiş oluyorsunuz. Hadi 20 dolar da orada bir şey, bir yemek içme olsa tamam. Hadi be ya. Allah bayılsın. Yandım ya, ben de bayılacağım. Oy. Oy. Yandım abi. Şuraya bayıl da. Abi geçelim ya. İçeri çıksın bayıl. Hani ya geçelim abi ya. İnsanlar en son içeri. Abla şemsiye taşıyor, görüyor musunuz? Yandık yandık. Ay. Beni takip edin. Oh be. Oh be, dünya varmış. Oh, cehennemden cennete girdik arkadaşlar. Alışveriş merkezinin ortasını çok güzel süslemişler.